Canlarım selam. Benim 10. sınıf biricik öğrencilerim. Eylül ayı 3. hafta son videosundayız. Faktöriyeli işleyeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Bu ders anlatımının ve 10. sınıf Mert Hoca Akademi serisindeki bütün ders anlatımlarının hepsinin ücretsiz pdf'leri videonun açıklama kısmındaki akademi serisi pdf google drive linkinde mevcut. Drive linkine giriyorsunuz, sınıfınızı seçiyorsunuz, konu anlatımı ya da ödev klasörünü seçiyorsunuz ve ayın haftasına göre istediğiniz pdf'i çıktı alıp benden izleyebiliyorsunuz. Bu e, önemli bir ders. Faktöriyel arkadaşlar ilerleyen konular için de çok önemli. 10. sınıf için de çok önemli. Faktöriyeli tek bir derste işleyeceğim. Güzel bir şekilde dinleyeceksiniz ve anlayacaksınız arkadaşlar. Anlayacaksınız öyle şart koşuyor değil mi? Anlayacaksınız anlamazsanız sizi gebertirim falan diye. Evet başlıyor muyuz? Hadi bakalım. Evet 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 evet. Faktöriyelle başlıyoruz. Neymiş bakalım bu faktöriyel? Evet şöyle bir tık şöyle gittim. N sayma sayısı olmak üzere birden N'ye kadar olan ardışık doğal sayıların çarpımına biz... Faktöriyel adını veriyoruz arkadaşlar. Faktöriyel. Ardışık doğal sayıların çarpımına faktöriyel adını veriyoruz. İstisna bir durumdur. 0 faktöriyel 1'dir arkadaşlar. 1 bir faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyelden itibaren faktöriyelin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Bu iki tanesi hatta iki tanesi de demeyeyim. Sadece bu bir istisnadır. Biri bir defa açıyorum. 2'yi 1'e kadar açıyorum. 2 çarpı 1. Yani 2 faktöriyel 2'dir. 3'ü 1'e kadar açıyorum. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 3 faktöriyel 6'dır. 4'ü 1'e kadar açıyorum. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 24. 4 faktöriyel kaça eşitmiş arkadaşlar? 24'e. Gelin 5 faktöriyeli de yazalım. 5 faktöriyel eşittir. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 120. 5 faktöriyel 120 imiş. 6 faktöriyel de yazalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani bunun sonucu da 720. Arkadaşlar 6 faktöriyelden sonra size sayısal değer olarak sorulmaz. Hatta 6 faktöriyel bile çok fazla sorulmaz ama hadi bir yerde 6 faktöriyel de çıktığı olur ama 6 faktöriyelden daha fazlası size sorulmaz. 7 faktöriyel kaçtır bilmenize gerek yok. Bunları da ezberlemenize gerek yok ama zaten sık sık soru çözdükçe artık 5 faktöriyel gördüğünüz yere 120'yi yapıştırıp geçeceksiniz zaten. Şimdi n faktöriyeli açmak istersek o zaman n çarpı 1 eksiği çarpı 2 eksiği çarpı 3 eksiği bu şekilde tık 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 gidiyor. En son 3, 2, 1 ve bitiyor. Tamam mı? Bir faktöriyeli başka bir faktöriyel cinsinden yazma. Arkadaşlar bu çok önemli bir başlıktır. Bu başlık faktöriyeldeki tanımın, tanımdan daha fazla kullanılır. Yani 5 faktöriyelin ne olduğu sizin karşınıza pek çıkmaz. Ama bu çıkabilir. 10 On faktöriyeli... Ondan daha küçük bir faktöriyelli cinsten yazabilirsiniz. Mesela ondan küçük bir doğal sayı söyleyin bana. 7 mesela. 10 faktöriyeli açalım. 10 çarpı, 9 çarpı, 8 çarpı. Bakın bundan sonraki 7'den 1'e kadar açılımlarda şurası zaten 7 faktöriyeli olacağı için ben 10 faktöriyeli 10 çarpı, 9 çarpı, 8 çarpı, 7 faktöriyel diye yazabilirim. Ha şöyle de yazabilirdim. 10 çarpı, 9 çarpı, 8 faktöriyel. 10 çarpı 9 faktöriyel. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. Kendinden küçük bütün doğal sayıların faktöriyeli cinsinden yazabiliriz sayıları. Mesela 9 faktöriyeli ben 6 faktöriyel cinsinden yazmak istedim. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. Bitti. Mesela ben 12 faktöriyeli 11 faktöriyel cinsinden yazmak istedim. 12 çarpı 11 faktöriyel. Mesela ben 18 faktöriyeli 15 faktöriyel cinsinden yazmak istedim. 18 çarpı 17 çarpı 16 çarpı 15 faktöriyel. 7 faktöriyel 3 faktöriyel cinsinden yazmak istedim. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. 5 faktöriyeli de 4 faktöriyel cinsinden yazmak istedim. 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazabiliriz. Kafamıza göre yazabiliyoruz. Mesela n eksi 2 faktöriyeli n eksi 4 faktöriyel cinsinden yazmak istedim. n eksi 2 çarpı bir tane daha azalttım. n eksi 3 çarpı bir tane daha azaltınca n eksi 4 faktörel cinsinden yazdım. n artı 1'i n faktörel cinsinden yazmak istedim. n artı 1'i yazdım. Bir tane azalttım. n faktörel yazdım. Tamam mı? Mevzuyu anladınız değil mi? Şimdi gelin uygulamasını yapalım örnek 1'de. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada eğer bu faktöriyelli işlemi yani faktöriyelli bir sayıyı faktöriyelli bir sayı cinsinden yazmayı bilmezsek 13 faktöriyeli hesaplamamız gerekir. Çok uzun gerek yok. 13 faktöriyeli 12 faktöriyel cinsinden yazıyorum. Çünkü 13 faktöriyelin paydasında 12 faktöriyel var. 13 faktöriyeli 13 çarpı 12 faktöriyel diye yazdım. Paydasını koydum. Paydaya da 12 faktöriyeli yazdım arkadaşlar. 12 faktöriyel. Artı 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel diye yazdım. Paydasına da 2 faktöriyeli yazdım. Yani hepsini paydasına göre faktöriyele kadar açıyorum. Eksi 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazdım. Paydasında da ne var arkadaşlar? 5 faktöriyel var. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 12 faktöriyel gitti. 2 faktöriyel gitti. 5 faktöriyel gitti. Birincisinde 13 kaldı. Artı. Burada 20 60 kaldı. Eksi. Burada da 6 kaldı. 13 ile 60'ı topladım. 73. 73'ten 6 çıkarttım. 67 çıktı bizim cevabımız. Anlaştık mı? İyi hadi bakalım devam edelim. Örnek 2. 10 faktöriyel eksi 9 faktöriyel bölü 10 faktöriyel artı 9 faktöriyel. Bak şöyle yapıyoruz. Küçük olana odaklanıyoruz. 9 faktöriyellere göre açalım burayı. 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazalım. Eksi 9 faktöriyel tamam bölü paydadaki yine 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazalım. Eksi 9 faktöriyel. Şimdi burada neler ortak bakın. 9 faktöriyeller ortak görüyor musunuz? 9 faktöriyeller ortak. Pay kısmını yani yukarıyı 9 faktöriyel parantezine alalım. 10 eksi 1. 10 kalır burada. 9 faktörel giderse. Buradan 9 faktörel giderse 1 kalır. 10 eksi 1. Bölü aşağıya yani paydayı da 9 faktörel parantezine alıyorum. Burada da 10 burası artıymış özür dilerim. 10 ile 1 kalıyor. Yani burada da 10 artı 1 kalır. E, 9 faktöreller birbirine götürür. Yukarı tarafta 9 kalır. Aşağı tarafta 11 kalır. Neymiş sorumuzun cevabı? 9 bölü 11'miş. Bitti. Tamam mı? Üçüncü soruya geldim. Bak şimdi burada n'i soruyor bize. n artı 3 faktöriyel bölü n artı 1 faktöriyel. Şimdi büyük olan hangisi? n artı 3 faktöriyel. Onu n artı 1 faktöriyel'e göre indirgeyeceğiz. n artı 3 faktöriyeli n artı 3 çarpı n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel diye yazdık. Bölü paydasında da ne var arkadaşlar? n artı 1 faktöriyel var. Güzel. Mis mis mis. n artı 1 faktöriyel var. Bunun sonucu kaça eşitmiş arkadaşlar? 12'ye eşitmiş. n artı 1 faktöriyeller gitti n artı 3 çarpı n artı 2 12 oldu. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bana bir sayı söyleyeceksiniz tamam mı? Bu sayının bana bir sayı söyleyeceksiniz. Bu sayının 3 fazlasıyla 2 fazlasını çarptığım zaman 12 yapacak. Bu acaba nasıl bir sayı olabilir arkadaşlar? Bence bu sayı 1'dir değil mi? 1'in 1 fazlası 4, 2 fazlası 3, 4 kere 3 12. Bunu da şöyle anladım. Buraya 4 verdim. Buraya 3 verdim. 4 kere 3 12. N artı 3 4 ise N buradan 1'dir. N artı 2 3 ise ee, ...n de buradan 1'dir. Bak n'in 1 olduğunu buradan saplamış olduk. n kaçtır diyordu? n 1'dir. Tamam mı? Örnek 4. n-2 faktöriyel bölü n-5 faktöriyel olduğuna göre n kaçtır? Burada şunu yapacağız. n-2 çarpı... ...n-3 çarpı... ...n-4 çarpı... N ...n-5 faktöriyel diyeceğiz. Bu yukarı taraf pay pi kısmı. Payda kısmında da zaten ne var arkadaşlar? n-5 faktöriyel var... Bunun sonucu kaça eşitmiş? 60'a. Buradaki n-5 faktöriyel ile n-5 faktöriyel birbirini götürecek. Ne kalacak arkadaşlar? n-2 çarpı n-3 çarpı n-4. Bunun sonucu kaça eşitmiş? Bunun sonucu 60'a eşitmiş. Güzel. Şimdi Evet bunun sonucu 60'a eşit. Şimdi 3 tane sayı var. Bunlar birbirlerinin ardışı. Hep 1 eksiği diye gidiyor ve çarpımları 60 olacak. Şöyle 60'ı bir düşünelim. 60 ne demek? 5 çarpı 12 demek. Aa, 5 çarpı 4 çarpı 3. En büyüklerine 5 diyelim. 5, 4 ve 3 tam olarak sağlıyor. En eşittir kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş bence. Çok güzel bir soru. N7 e ver 5, N7 e ver 4, N7 e ver 3 çarp 60 yapıyor. Uşşş. Vay babaan kemune. 5'e geldik. Olduğuna göre n kaçtır diyor. Arkadaşlar faktöriyelli bir soru karşınıza e, yazılı da çıkabilir. Yani faktöriyel iyi bir yer kapsıyor kazanımlarda baktığımız zaman. Yani bir tane soru sorulması gerekiyor. Ölçme değerlendirmeye baktığımız zaman normali buradan bir tane soru sormak ama tabii yine öğretmenleriniz ne düşünür bilemem. Ben olsam bir tane sorar mıyım? Kesin sorarım. Böyle bir işlem sorusu sorarım yani. 4n-4 faktöriyel, 4n-5 faktöriyel. 4n-5'e göre açacağız. Yani 4n-4 çarpı 4n-5 faktöriyel çarpı 3n-4, 3n-2. Bu sefer aşağıdakini yukarı göre açıyoruz. Bak büyük olan aşağıdaki. O yüzden bunu yazdım. 3n-4 faktöriyel diye bıraktım bunu. Bu böyle dursun. Bölü aşağıdaki 4n 5 faktöriyel ile dokunmuyorum zaten. 4n 5 faktöriyel zaten sadeleşti onlar. çarpı 3n 2'yi 3n eksi 3n 2 çarpı 3n 3 çarpı 3n 4 faktöriyel eşit olmalıymış 1/3'e. bölü Şimdi bakın buradaki 4n 5 faktöriyeller gitti. Buradaki 3n 4, -4 faktöriyeller de gitti. Şimdi şuraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Burayı 4 parantezine alırsanız n 1 gelir. Doğru mu? Burayı 3 parantezine alırsanız n 1 gelir. Doğru mu? E abicim o zaman n 1'ler de sadeleşiyormuş. Zaten yukarıda kala kala bir tane 4 kalıyor. Aşağıda da kala kala bir 3n 2 kalıyor. 3n eksi 2 kalıyor. Bir de arkadaşlar 3n eksi 3'ün n eksi 1 gidiyor 3'ü kalıyor. Bir de çarpı 3'ümüz var. Bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 3'e. Şimdi şuradaki 3 ile şuradaki 3 sadeleşiyor mu? Sadeleşiyor. İçler dışlar yaptığım zaman 3n eksi 2 4'e eşit oluyor mu? Buradan 3 tane n eşittir 6 mı? Buradan da n eşittir 2 mi? İşte bu kadar. n eşittir kaç çıktı? 2 çıktı. Soru da bitti. Anlaştık mı? Devam edelim şimdi. Örnek 6. N'i 9 faktöriyel vermiş. O zaman 11 faktöriyel bölü 10 faktöriyel bölü 10 ifadesinin en türünden eşitini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar 11 faktöriyeli 10 faktöriyel yani şuradaki onların gitmesini istiyorum açıkçası ben. Şöyle onların ama nasıl sadeleştirilebiliriz? Şöyle aslında bir şey yapabiliriz bakın. 11 faktöriyel bölü 10 artı 10 faktöriyel bölü 10 diye parçalasam bu kesri. Parçalayabilirim değil mi? Parçaladım. Şimdi şurayı 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazsam. 11 faktöriyeli. Paydasında ne var arkadaşlar? 10 var. Artı bu 10 faktöriyelde 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazsam. Bunun paydasında da 10 var. Sonra şuradaki onlardan kurtulsam. Bak bir taşla iki kuş. Hem paydadaki onlardan kurtulduk hem 9 faktöriyelleri gün yüzüne çıkarttık. Bize burada 9 faktöriyelle ihtiyacımız vardı. Niye? Çünkü eni soruda dokuz faktöriyel vermiş. Tabii ki 9 faktöriyelin üstünden gidiyor. Neyin üstünden gideceğiz ya? O zaman buradaki onlar sadeleşti. Buradaki onlar da sadeleşti. 11 çarpı 9 faktöriyel 9 faktöriyel artı 9 faktöriyel. Şimdi 9 faktörielde n olduğu için birinci kısım 11 tane n, ikinci kısım da 1 tane n. Topladığım zaman cevabımız 12 tane n yapar. Tamam? 6'yı da böylece halletmiş olduk. Geldik 7. soruya. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın burada A eksi 5 faktöriyellerin ortak olduğunu görüyorsunuz. Bakın A eksi 5 faktöriyel ve A eksi 5 faktöriyel var. O zaman yukarıyı A eksi 5 faktöriyel parantezine alırsam ne kalır? Burada bir 1 kalır. Burada da 2 faktöriyel kalır. Zaten 2 faktöriyelin 2 olduğunu biliyoruz. 1 artı 2'den burada 3 kalır. Tamam. Paydada da ne var arkadaşlar? 5 eksi a faktöriyel artı 1. 5 eksi a faktöriyel artı 1. Şimdi faktöriyelin tanımında 0 faktöriyelden başlatmamızın bir sebebi vardı. Faktöriyelli sayılarda buradaki ne? Kesinlikle bir doğal sayıdır. Yani negatif bir sayı olma şansı yoktur. Ama bak burada şöyle bir sıkıntı var. Görebiliyor musun bilmiyorum. Şimdi a eksi 5 var. Bunun sıfırdan büyük eşit olması lazım çünkü bu bir faktöriyelli sayı. Aşağıda da 5 eksi a var. Bunun da sıfırdan büyük eşit olması lazım çünkü bu da faktöriyelli bir sayı. Şimdi a eksi 5 sıfırdan büyük eşit ise eksi 5'i karşı tarafa attığım zaman a 5'ten büyük eşit olur. Şimdi eksi a'yı bu tarafa atarsam bu sefer de a küçük eşittir 5 olur. E bir sayı hem 5'ten küçük eşit hem 5'ten büyük eşit. O zaman o sayı 5'tir bir sayı hem 5'ten büyük ya da eşit ya da küçük ya da eşit. E o zaman 5'e eşit. Yani A'mızı burada bulmuş olduk arkadaşlar. Soru bize gizlice ne? A'yı vermiş. A 5 ise 5'i yerine yazarım 0 faktöriyel olur burası. Ki 0 faktöriyelin 1 olduğunu biliyoruz. 1 çarpı 3'ten burası 3 yukarı taraf. Aşağıda 0 faktöriyel e, A yerine 5 yazınca burası da 0 faktöriyel olur arkadaşlar. 0 faktöriyel 1'dir. 1 bir de burada var 2. Yani sorumuzun cevabı kaç çıkacaktır? 3 bölü 2 çıkacak. Tamam mı? Örnek 8. M ve N birer tam sayı. Z kümesi. Z. Zahren'den geliyor biliyorsunuz ki Almanca'daki tam sayılar kelimesinden geliyor. Birer tam sayıymış M ve N. Buna göre bu kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şunu düşüneceğiz. İki tane faktöriyelli sayı birbirine eşitse e bu sayıların tabii ki de birbirlerine eşit olması gerekir. Yani 3M artı 21'in 4N eksi 24'e eşit olması gerekir. Peki. Buradan bunu bu tarafa attığım zaman 3M eksi 4N eşittir. Bu tarafa attığım zaman eksi 48 olması gerekir. Şey 45 mi oluyor? 45 olması gerekir. Eksi 45. Şöyle yazdım. Eksiyle de çarparsak 3m'yi eksiyle 4 eksi 4n'yi eksiyle çarptım 4n. 3m'yi eksiyle çarptım eksi 3m. Eksi 45'i eksiyle çarptım artı 45. Artıya çevirebilmek için. 4 ne eksi 3m 45. Şimdi değer vereceğiz burada. Çünkü bir tam sayı olduğunu biliyoruz. <laughs> Peki. Ne verebiliriz? Ne verebiliriz? Bir kere arkadaşlar bakın 4n eksi 24 olduğu için buradaki n'ye negatif bir sayı veremeyiz. Verirsek faktöriyelin içi de negatif olur. Bize problem yaratır. Yani ben n'nin pozitif olduğunu biliyorum. Tamam mı? Şimdi N'ye kaç verelim? N'ye 9'a kadar gitsem arkadaşlar olmaz değil mi? 10'a mı gitsem? 10 da olmaz. 11 olmaz. 12'ye kadar gittim. 12 verdim. 12 verince burası 48 oldu. 48'den ne çıkarsa 45 yapar? 3 çıkarsa. 3 M3 ise M1'dir. M'ye 1 verebilirim. Bu olur mu? Olur. Niye olmasın? Ee, sağlıyor mu? Bir bakalım gelin. N yerine 12 yazalım. 48. 48'den 24 çıktı. 24. M yerine 1 yazalım. 24 sağladı. O zaman N12, M1. 12'nin 2 katı 24 şurası. 1 de burası 25, bir de burası 26. Yani buranın cevabı 26 faktöriyel yapacak. Anlaştık mı? Oo, şekilli şukullu. Şekilli şukullu. Diyor ki x bir doğal sayı olmak üzere. Tamam bir altıgen vermiş. x artı 6 faktöriyel. Aa, olayı anladınız mı? Sansar Selim. Çakal Carlos. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı olduğu için x artı 6 faktöriyel. 2, 3, 4 kenarlı olduğu için x artı 4 faktöriyel. Yani kenar sayısı kadar içindekinin faktöriyelini alıyor. Mesela burada 6 kenar olduğu için birincisi 3 faktöriyel. Şey. E... 3 artı 6 faktöriyel. Kenar sayısı kadar ekleyip faktörel oluyor. Bak x'in üstüne 6 ekleyip faktöriyelini aldı. Bölü 4 burada da 5 var. 4 artı şey pardon burada da 4 var. 4 artı 4 faktöriyel. Tamam. Artı 4 kenarlı bir de içinde 7 var. 7 artı 4 faktöriyel. 7 artı 4 faktöriyel. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı içinde 4 var. 6 artı 4 faktöriyel. Şimdi 9 faktöriyel bölü 8 faktöriyel ilk kısım. 11 faktöriyel bölü 10 faktöriyel de ikinci kısım. Ben 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 faktöriyel diye yazabilirim. 11 faktöriyeli de 11 çarpı 10 faktöriyel diye yazabilirim. Tık 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 gitti. Yukarıda bir tane 9 bir tane de 11 kaldı. 9 ile 11'i toplarsak sorumuzun cevabı kaç yapacaktır? 20 yapacaktır. Tamam mıdır? Tamam. Gel bakalım buraya. Olduğuna göre n kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. 3n, 3n-2. O zaman 3n'yi 3n çarpı 3 tane n-1 çarpı 3 tane n-2 diye ayırdım. Çarpı. Bak n-2 ve n var. n daha büyük. O zaman yukarıyı aynen bırakacağım. Aşağıyı yukarıya göre açacağım. Faktöriyelde büyük olan sayı küçük olan sayıya göre açılır arkadaşlar. Tamam mı? Yukarıdaki n-2 faktöriyeli bıraktım. Aşağıdaki n faktöriyeli n çarpı n-1 çarpı n-2 diye ayırdım. n-2 faktöriyel diye. Çarpı 3n-2 de burada var. Bunun sonucu 10'a eşitmiş. İşte sadeleştirmelerimiz var. Bakın bir kere şu n'ler gitti. 3n-2 e, faktöriyelle şurası... 3n eksi 2 faktöriyel arkadaşlar. Şurası faktöriyel. 3n. 3n eksi 1, 3n eksi 2 faktöriyel. 3n eksi 2 faktöriyeller gitti. n eksi 2 faktöriyeller de gitti. E ne kaldı? Bak 3 çarpı yukarıda bir tane 3 tane n eksi 1 kaldı. Bölü aşağıda da n eksi 1 kaldı. Bunun sonucu da 10'a eşit oldu. İçler dışlar yaparsam 10n eksi 10 eşittir. Burada birimiz var. 3'ü içeri dağıtalım. 9 n eksi 3. 9 tane n eksi 3 yaptı. 9 n'yi bu tarafa attım. 10'dan 9 çıktı. N kaldı. Eksi 10'u bu tarafa attım. Artı 10 diye geçti. 10'dan da 3 çıkınca 7 kaldı. Yani n eşittir kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. Bizde de soru zaten neyi soruyordu? N'nin kaç olduğunu soruyordu. Tamam mı? Olduğuna göre m bölü m çarpı n çarpımı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bakın İçler dışları çakıyorum hemen. m faktöriyel eşittir 13 çarpı n artı 1 faktöriyel. Şimdi. Hmm. Arkadaşlar bu bir sayı. Yanına ne gelirse tek bir sayının faktöriyeli olur. 13'ün yanına 12 faktöriyel gelmeli ki burası 13 faktöriyel gibi tek bir faktöriyeli sayıya eşit olsun. O zaman m yerine 13 verirseniz burası 13 Buranın da 12 faktöriyel olması lazım. Yani bu arkadaşın 12 olması gerekir. Yani n artı 1 12 ise n'nin 11 olması lazım. n 11, n'nin de 13 olması gerekir arkadaşlar. Bunları çarptığımız zaman cevabımız 143 yapar. Deli gibi soru çözüyoruz farkında mısın? Deli gibi ya. Deli gibi deli 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 deli. Eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar yine bakın 5n artı 2, 5n artı 1. Tabii ki 5n artı 2'yi 5n artı 2 çarpı 5n artı 1 faktöriyel olarak düzenledim. Bölümü yerleştirdim, bölü 2n eksi 1 var, 2n eksi 2 var. 2n eksi 1 daha büyük bir sayı. O zaman 2n eksi 1 çarpı 2n eksi 2 faktöriyel'e düşürdüm. Çarpı Birinci terim yani birinci terim dediğim arkadaşımız şu. Aynen kalsın. İkincisini ters çevirip çarpalım. Yani taklacı güvercin yapalım. Bu yukarı çıksın. Yani 2n 2 faktöriyel. 5n artı 1 faktöriyel de böyle aşağı insin. Bu da ne oldu arkadaşlar? 5n artı 1 faktöriyel. Eşitmiş kaça? 3'e. Peki. Şimdi ne yapacağız? 5n artı 1 faktöriyelle 5n artı 1 faktöriyel gitti. 2n eksi 2 faktöriyelle 2n eksi 2 faktöriyel de gitti. Bunlar kaldı. E bu da 3 bölü 1'e eşit. İçler dışlardan soruyu çözeceğiz. 3 ile 2n'yi çarptım. 6n eksi 3 kere 1'den 3 eşittir. 1 ile 5n'yi çarptım. 5n artı. 1 ile 2'yi çarptım. Buradan da 2 geldi. Bunu bu tarafa attım. n yaptı. Bunu bu tarafa attım. 5 yaptı. n eşittir. Kaç oldu? 5 oldu. Bitti mi? Bitti. Vallahi da bitti. Örnek 12 de yaptık. Geldik örnek 13'e. M n'den büyük eşit ve m virgül n birer do bir doğal sayı olmak üzere böyle bir işlem tanımlanıyor arkadaşlar. Yukarıdaki üçgen aşağıdaki üçgen topla 1 ekle çıkar 1 çıkar 3 faktöriyel böl. Bir de böyle bir şey var. Ee, çıkar 2 çıkar faktöriyel al topla 2 ekle faktöriyel al bir de alt faktöriyel çarp. Hmm. Hadi yapalım bakalım. Güzelmiş. Birincisini yapıyorum. Yukarıda 4 var aşağıda 3 var. 4 ile 3'ü topla 7. Bir de 1'i topla 8. Yani 8 faktöriyel bölü. E, 4'ten 3'ü çıkar 1. Bir de 1'i çıkar 0. 0 faktöriyel. Çar, bölü 3 faktörel. Bu 3 faktörel formülden geliyor arkadaşlar. Bakın şekilde de verilmiş yani. Ben uydurmuyorum onu formülden geliyor. Bölü 3 faktörel dedim. Yani arkadaşlar burası 8 faktörel bölü 3 faktörel aslında. O da 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörel bölü 3 faktörel. Bunlar gider böyle büyük bir sayı olarak kalır. Şimdi buraya bakalım. 5 ile 1 var. Yapıyorum bu işlemi. 5'ten 1'i çıkar 4. Bir de 2'yi çıkar 2 faktöriyel bölü. 5 ile 1'i topla 6. Bir de 2 ekle 8 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Hmm. Bir de bununla çarpı 8, 7, 6, 5, 4, 3. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. Arkadaşlar bakın 8, 7, 6, 5, 4, 3'e bir de 2 faktöriyel eklenirse zaten orası tam olarak 8 faktöriyel olur. Değil mi? Yani bu maviyle boyadığım arkadaş aslında 8 faktörelle sadeleşir. Sorumuzun cevabı da geriye kalan sadece 6 faktörel olur. Şıklarda bazen 6 faktörel bulamayabilirsiniz. 720'dir değil mi arkadaşlar 6 faktörel? Cık, güzel soru. Tatlış. Örnek 14. N artı, şey, x artı 2 faktörelin karesi eksi. x artı 2'nin karesi bölü x artı 2'nin karesi. Ne Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Hmm şimdi. Arkadaşlar x artı 2 faktöriyelin karesi demek x artı 2'nin karesi çarpı x artı 1 faktöriyelin karesi demek. Faktöriyelin şöylece karesi demek. Eksi x artı 2'nin karesi var burada. Tamam mı? Bölü x artı 2'nin karesi x artı 2'nin karelerini ortaya çıkarttım ki çünkü onları sadeleştirmeden başka bir seçeneğim yok gibi gözüküyor. Eşittir 35. Bakın buradaki x artı 2'nin karesi ile buradaki x artı 2'nin karesi paranteze alınacak. x artı 2'nin parantez karesi parantezinde gitti. x artı 1 faktöriyelin parantez karesi eksi burada da 1 kaldı burası tamam bölü paydamızda ne var arkadaşlar paydamızda da x artı 2'nin karesi var eşit miymiş 35'e e arkadaşlar bunlar birbirini götürdü mü götürdü şimdi x artı 1'in faktöriyelinin karesi eksi 1 35'e eşit karşı tarafa atarsam x artı 1 faktöriyelin karesi 35 eksi artı diye geçtiği için 36. Bir sayının karesi 36 ise o sayı ya 6 ya eksi 6'dır. Ama bence sadece artı 6'dır. Niye? Çünkü faktörelli bir sayının sonucunun eksi çıkma ihtimali yok. Dolayısıyla x artı 1 faktöriyelin ne olması lazım? 6. 6 kaç faktöriyeldir arkadaşlar? 3 faktöriyeldir değil mi? 3 faktöriyel 6'dır. O zaman x artı 1'in 3 olması lazım. Yani x buradan kaç çıkar? 2. Bence çok güzel bir soru. Tam sınav ayarı. Niye? Çarpan arayma var. Faktörel bilgisi var. Denklem çözme var. Üst üste ayı var. Daha ne olsun baba yani. Var ki var. Her şey var içinde. Geldim buraya. 1 bölü m faktöriyel eşittir. n faktöriyel bölü 720 ise m çarpı n en az kaçtır? Hemen bunlarda içler dışları çakıyorsunuz. m faktöriyel çarpı n faktöriyel eşittir. 720 yaptı. 720 de arkadaşlar 6 faktöriyel demektir. Değil mi? Yani m faktöriyel çarpı n faktöriyel eşittir 6 faktöriyel diye yazılabilir. Şimdi 6 faktöriyelinde 720 olduğu yine aklımızda dursun. Şöyle olabilir arkadaşlar. Buna gidersiniz 720 verirsiniz. Yani 6 faktöriyel. Buna gidersiniz 1 verirsiniz. 720 çarpı 1 yapılabilir. Başka arkadaşlar şöyle yapılabilir. 720'yi siz 6 çarpı 120 diye yazarsınız. Al bu arada 720 dediğim şey 6 faktöriyeldir ha. Şöyle burayı 6 faktöriyel diye yazabilirsiniz. Burayı da 1 faktöriyel diye yazabilirsiniz şöyle. Hatta 0 faktöriyel de olur burası. Çünkü 0 faktöriyel de 1'dir. 6 faktöriyel çarpı 0 faktöriyel diye yazılabilir burası. 6 faktöriyel verir. Yani burada m yerine 6, n yerine 0 yazarsanız soruda bir sıkıntı kalmıyor. Ama şöyle de yapabilirsiniz. 6'ya 120. 6 demek 3 faktöriyel, 120 demek de 5 faktöriyel değil mi? Yani bunu 5 faktöriyel, bunu da 3 faktöriyel alabilirsiniz. Bu da 6 faktöriyel verir. Ama bu durumda m eşittir 5 oluyor. N eşittir 3 oluyor. Şimdi en az değerini sorduğu için zaten soruyu çözdük. Çünkü M6 N0 olduğu zaman çarpımları en az olabilecek 0 oluyor. N'nin 0 olduğu için. Ama 0'dan farklı deseydi 6 kere 1 6 5 kere 3 15 yine 6 çıkardı arkadaşlar. Yani buradaki değer alabileceği en az değer. Daha da az bir değer alamaz. Tamam mı? İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada bir payda eşitleme işlemi yapmak lazım. 10 faktöriyel 11 faktöriyel var. Burayı 11 faktöriyelle burayı da 10 faktöriyelle payda genişletirsem yukarısı 11 faktöriyel eksi 10 faktöriyel aşağısı da 11 faktöriyel çarpı 10 faktöriyel olur. 11 faktöriyel çarpı 10 faktöriyel olur. Burası tamam. Şimdi e, bu arkadaş 11 faktöriyel artı 12 faktöriyel. 11 faktöriyel artı 12 çarpı 11 faktöriyeldir. Dolayısıyla burayı biz 11 faktöriyel parantezine alırsam burada 1 burada 12 kalacağı için bu 13'tür. Yani aslında dışarıda ne bekliyor? 11 faktöriyel çarpı 13 bekliyor. E, buradaki 11 faktöriyelle buradaki 11 faktöriyel birbirini götürür. E, cillop gibi olur zaten. Ne oldu arkadaşlar? 11 faktöriyel bölü 10 faktöriyel. 11 faktöriyel bölü 10 faktöriyel eksi 10 faktöriyel bölü 10 faktöriyel çarpı dışarıda da bir tane 13 var. Burası 11'dir. Niye? Çünkü 11 faktöriyel 11 çarpı 10 faktöriyeldir. Bunlar giderse 11 kalır. Eksi. Burası da 1'dir arkadaşlar. 10 faktöriyel bölü 10 faktöriyelden çarpı 13'ümüz var. 11'den 1 çıktı mı 10. Bir de 13 ile çarptığımız zaman sonumuzun cevabı kaç yapacaktır? 130. Tamam. Tamam. Haydi, son soruyla bitirelim. obo lan? k eşittir. Ç bakın ortadaki sayı çevresindeki sayıların toplamının faktöriyeli bölü 4 faktöriyel. O zaman ortadaki sayı 30 eşittir, etrafındakilerin toplamı 3 4, 0 daha 4, bir daha t, 4 artı t faktöriyel bölü 4 faktöriyelle bulunuyormuş. Şimdi t artı 4, 4 artı t aynı şey zaten faktöriyel bölü, 4 kere 3 kaç? 12, 24. 4 faktörel 24. 24 ile 30'u çarparsanız 720 yapar. E 720'yi faktörelli yazmalısınız. Faktörelli yazarsanız da 6 faktörel yazmış olursunuz. Yani t artı 4 faktöriyel 6 faktöriyel eşittir. Buradan arkadaşlar t artı 4'ün sonucu 6'dır. Buradan da t dediğimiz, aradığımız arkadaşımız 2 çıkmış olacaktır. Faktörel konusu... Bundan ibaret arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Hem klasik tarz hem de öğrenci öğretmenlerin bazen böyle yeni nesil bir şeyler de katayım diyeceği tarz soruları da konuşmaya çalıştım sizlerle. Tabii ki yazılıya hazırlık ve prova yazılılarda bunların biraz daha üst seviyesine çıkacağız. Biraz daha zorlarını çözeceğiz. Ama şu anda faktöriyelin ne olduğunu anlamanız ve anlamlandırmanız için gayet güzel, verimli, keyifli bir ders olduğunu düşünüyorum. Eylül ayının 3. haftasını da bu dersle beraber bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Eylül ayının 4. haftasından itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen açıkla e, Discord kanalımızda mutlaka olun. Çünkü Discord kanalımızda ara sınıflara yönelik bir sürü etkinlik yapacağız. Ek, ekstra bir sürü döküman paylaşıyoruz. Ekstra ben orada bir sürü şey anlatıyorum sizlere. Discord kanalına mutlaka gelin. Ve her hafta PDF'lerinizi videoların açıklama kısmındaki Drive linkleri sabit. Bu sabit linkler sürekli güncelleniyor arkadaşlar. Yani Drive'ın içi klasörler güncelleniyor. Biz bitirdikçe yükleme yapıyoruz oradaki klasörlere. Lütfen klasörleri e, ee, belli dönemlerde, belli aralıklarda kontrol ederek eklenen pdf ve ödevleri çıktı alıp mutlaka yanınızda bulundurun arkadaşlar. Dördüncü haftadan itibaren biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neyi takip ediyoruz? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık planını takip ediyoruz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı Eylül'ü kaç haftaya bölmüşsü? O, o kadar haftaya biliyoruz ki bir ayda dört hafta var ama biz ne yapmışız? Beş haftaya bölmüşüz. Niye? Çünkü Milli Eğitim de beş haftaya bölmüş. Milli Eğitim o haftayı ne bölüp ne anlatıyorsa o hafta, yani yıllık planda ne anlatması gerekiyorsa biz size onları soruyoruz ve onları anlatıyoruz. Umarım e, kendimi ifade edebilmişimdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.